Geçen bir haber gördüm ve ülkemle gurur duydum. Habere göre Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından üretilen ve ihraç edilen kargo otonom döner kanatlı vurucu Kamikaze İHA Azerbaycan'da görüntülendi. Divanı Harp adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan görüntülere göre kargo Kamikaze İHA Azerbaycan ordusu tarafından kullanılıyor. Paylaşılan görüntülerde en az 27 adet kargo Kamikaze İHA görülüyor. Görüntülenen adetler kargo ikilerin sürü halinde operasyonel kullanımda olabileceği ihtimalini su yüzüne çıkardı. Böylece daha önce Libya'da da görüntülenen kargo Kamikaze İHA'nın kullanıldığı coğrafyaya bir yenisi daha eklendi. SİHA teknolojisindeki kabiliyetini bir üst seviyeye çıkaran Türkiye, uzun süredir Anka ve Bayraktar'ı diğer kritik platformlara entegre ediyor. Türkiye, bu noktada müşterek harekat kabiliyeti kapsamında devrim niteliğinde adımlar atıyor. Türkiye, yerli ve milli imkanlarla ürettiği kritik platformlara müşterek harekat kabiliyeti kazandırarak savunma sanayinde stratejik bir yol izliyor. Yapılan çalışmalarda lazer güdümlü TRLG-230 füze sistemi SİHA'ların işaretlediği bir noktayı vurma kabiliyeti elde etmişti. Öte yandan ANKA SİHA'lar entegre otomatik tanımlama sistemi AIS yeteneğiyle donatılarak savaş gemilerimizde aynı dili konuşma kabiliyeti kazanmıştı. Savunma sanayi analisti Kadir Doğan, önümüzdeki dönemde ATAK helikopterlerinin ANKA'dan gelecek hedefleri imha edebileceğine dikkat çekti. ANKA'nın sahip olduğu kabiliyetlerle bulunduğu bölgeyi okuyabilen bir platform olduğunu söyleyen Doğan şu değerlendirmeyi yaptı. ANKA, içerisinde yer alan faydalı yükler sebebiyle çok ciddi kabiliyetlere sahip. Yapılan çalışmayla ilgili kamuoyuna detay verilmedi ancak ben ANKA'nın görüntüleme ve diğer elektromanyetik alt sistemlerden gelen verilerin ANKA içerisinde anlamlandırılıp ortak bir ağ yapısı üzerinden faydalı hedefleri ATAK'la paylaştığını ve günün sonunda ATAK helikopterinin ANKA'dan gelen hedefleri imha etmiş olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir durumun gerçekleşmesi çok ciddi bir kabiliyet kazanımı anlamına geliyor. Ortak bir haberleşme yapısı üstünden insanlı ve insansız sistemlerin birbirleriyle haberleşmeleri ve sahip olduğu farkındalıkları paylaşmaları çok önemli bir kabiliyet. ATAK'la ANKA'nın ortak hareket kabiliyeti elde etmesinin terörle mücadelede çok ciddi avantaj sağlayacağını belirten Doğan, sözlerini şöyle devam ettirdi. Müşterek çalışma kabiliyetimiz arttıkça terörle mücadele kabiliyetimiz hem çok daha etkin ve yaygın hem de maliyet etkin bir hale bürünecektir. En önemlisi insansız sistemlerin kullanımıyla birlikte sivil kayıpların da ciddi anlamda önüne geçilmiş olacaktır. Bu kabiliyet tabii sadece terörle mücadele konusunda da değil, tüm alanlarda hem konvansiyonel hem de gayri nizami harp alanlarında ülkemiz için çok ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Özellikle farklı etki alanlarındaki yani kara, deniz, hava ve hatta uzay alanlarındaki platformların da bu mimari üzerinden etkin ve entegre bir şekilde çalışabilmeleriyle çok büyük bir kabiliyeti kazanmış olacağız. Günümüzde dünyanın önde gelen tüm ülkeleri maksimum düzeyde müşterek çalışma kabiliyetine sahip olmak için çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Müşterek çalışma kabiliyetinin bu kadar önemli olmasının temel sebebi bu kabiliyete sahip olup müşterek çalışma mimarisi içerisinde dahil edilen platformların etkinliklerinin çok ciddi derecede artmasından kaynaklanıyor. Birkaç ay öncesinde Roketsan TRLG-230 güdümlü mühimmatının TB2 SİHA'dan gelen bilgilerle hedefini vurduğunu görmüştük. Bu müşterek çalışma adına çok önemli bir örnekti. Bu örnekte de görüleceği gibi müşterek çalışma mimarisi içerisinde yer alan araçlar birbirleriyle entegre bir şekilde hareket ettikleri için bir nevi birbirlerinin kabiliyetlerine de sahip oluyorlar. Siz bu kabiliyetleri iyi bir şekilde yönetebilirseniz çok daha efektif ve etkin bir mimari ortaya koyuyorsunuz ve bu sayede düşmanlar da çaresiz kalıyor. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki çatışmalarda gündeme gelen Türk SİHA'ları sahadaki tüm dengeleri değiştirirken, Azerbaycan geçtiğimiz Şubat ayında yapılan anlaşma sonrası Türkiye tarafından sağlanan 200 milyon liralık destekle savunma ürünlerine daha fazla ağırlık vermeye başladı.
Azerbaycan'ın Bayraktar TB2 SİHA'dan sonra ajandasında Atak taarruz helikopteri ve Altay tankı da bulunuyor. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalarda Azerbaycan güçleri Türk SİHA'larının desteğiyle Ermeni güçlerine darbe üstüne darbe vuruyor. Azerbaycan ordusu birçok Ermeni tankını ve sistemlerini yok etmeyi başardı. Azerbaycan ordusunun çatışmalar sonrası sahada kazandığı üstünlüğün perde arkasındaki araçlardan biri ise Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı oldu. Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında sahadaki dengeleri Azerbaycan adına değiştiren SİHA'lar ilk defa geçtiğimiz Temmuz ayında bölgeye gönderilmişti. Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'a saldırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erivan yönetimini sert şekilde uyararak Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almaktan asla tereddüt göstermeyeceğiz ifadelerini kullanmasının ardından harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri Bayraktar TB2 SİHA'ları Türkiye-Ermenistan sınır hattına yollamıştı. Bölgede gözetleme faaliyetlerine başlayan SİHA'lar söz konusu dönemde Ermenistan tarafından da yakın takibi alınmış, Azerbaycan'la yaşanan çatışmaların ardından Ermenistan ordusu tarafından düzenlenen bir toplantıda Bayraktar TB2'nin görüntüsünün slaytı gündeme gelmişti. Teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Şu anda envanterde bulunan 110 Bayraktar TB2 SİHA, 200 bin uçuş saatiyle güvenlik güçleri tarafından yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. 25 Şubat'ta Bakü'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. toplantısında imzalanan Askeri Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında Türkiye, Azerbaycan'a 200 milyon Türk lirası değerinde mali destekte bulundu. Azerbaycan'ın Türkiye'den silah almasının önünü açacak anlaşma kapsamında, Azerbaycan'ın bu meblağla Türk savunma sanayi şirketlerinden istediği ürün ve hizmet alabileceği vurgulanmıştı. Yapılan anlaşma sonrası Azerbaycan harekete geçti. Azerbaycan'ın Türkiye'den 6 adet Bayraktar TB2 SİHA satın aldığı öne sürülürken, Atak helikopteri ve Altay tankları için de görüşmelerin yürütülebileceği kaydediliyor. Türkiye, bir NATO ülkesi olarak NATO'nun envanterinde olan silahları üçüncü bir ülkeye veremezken, SİHA ve İHA'lar Türkiye'nin kendi ürettiği silahlar olması nedeniyle bu silahların Azerbaycan'a verilmesinin önünde hiçbir engel bulunmuyor. T-129 Atak taarruz helikopteri 30 Temmuz'da Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatında ilk defa Nahçıvan'a getirilmiş, Azerbaycan'a ait helikopterlerle birlikte uçuşlar yapan Atak helikopteri katılımcıların ilgisini çekmişti. Ağır silah yüküyle zorlayıcı sıcak hava yüksek irtifa görevleri için optimize edilmiş olan T-129 Atak helikopteri gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyetine sahip bulunuyor. Azerbaycan'ın bir diğer talip olduğu askeri araçsa Türkiye'nin yeni nesil ana muharebe tankı Altay oldu. Önümüzdeki aylarda seri üretimine başlanacak olan tank, 3. nesil ana muharebe tankı olarak adlandırılıyor. Videoyu bitirmeden son bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Geçenlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'daki kriz konusunda Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Putin'e Karabağ konusundaki Türkiye'nin hassasiyetlerini ilettiklerini belirten Erdoğan, "Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez," dedi. Türkiye'nin Karabağ konusundaki hassasiyetlerini aktardığını belirten Erdoğan, "Sayın Putin'le de görüştüm. Ben İlham kardeşimle, siz de Paşinyan'la görüşün. Atalım adımlarımızı. İnşallah samimi olurlar ve çözülür. Süreç devam ediyor. Kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Bunlar aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez. Siz Suriye'den Azerbaycan'a yabancı güçler gönderiyorsunuz," diyorlar. "Ben de Sayın Başkan'a 2000 civarında PKK-YPG'lileri Ermenistan 600 dolar maaşla orada savaştırıyor," dedim. "Benim haberim yok," dedi. "Bunun üzerinde durmamız lazım. Buna göre adımlar atmak lazım. Sayın Putin'in PKK-YPG'ye yüz vereceğine ihtimal vermiyorum ama Paşinyan'a söylemesi lazım, gereği yapılır," dedi. Aynı gün yayınladığı video mesajda konuşan Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz," dedi. Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kurucu iradesi nasıl bu vatanı 7 düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız," ifadelerini kullandı.